Selamlar, ben Altan. Bugün sizlerle birlikte Age of Story 2 Güney Kore İmparatorluğu veya Krallığı serimizin 7. pardon 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu mikrofonu ben kendime yaklaştıracağım. Ben açıkçası videonun dışında asimilasyon işlemlerini... Japonya'nın logosu yuvarlak değil mi? Niye böyle karamsı tarzı olmuş o? Asimilasyon işlemlerimi gerçekleştirdim. Eğer Japonya savaşı beklediğimden kolay bir şekilde biterse şuradaki orduların, pardon, bölgelerin eyaletlerini ayıracağım. Mesela şuraya İstanbul vereceğim. Çok fazla düşünmek istemiyorum. İstanbul Krallığı, Ankara Krallığı gibi. Şu adaya mesela neyi verebiliriz? Veririz bir şeyler. Ben düşünmedim, aklımda o yok ama olsun. Açıkçası 700 bine, 650 bine, hatta 700 baktım. Yok, yani 650 gibi bir rakamla açıkçası şu an Japonya'ya bir saldırı düzenliyoruz. Daha doğrusu bir savaş düzenliyoruz diyebilirim. Şimdi bu 28 binlik ordu buraya. Güzel, güzel. Ulan anasını satayım bak. En az nereye yolladıysam en fazla doğrusu çıktı ya. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Şuraya abi 20 bin verelim. Şuraya böyle böyle sonra gideceğiz. Şimdi şurada. Şuraya 10 bin. Kalan bu yerlere böyle 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 gideceğiz. Bir yere az veriyorum. Bir yere de yarısını veriyorum. Hedenmiş aletler 10 mu? Oha. 52 bin mi? 24 binde buraya maşallah. Bizim ordumuz 70 lan buradaki. Eyvah abi, buradaki orduyu daha fazla kullanmak istemiyorum. Burada çok çok ama çok ordu çıkıyordu biliyorsunuz ki, artık o da çıkmıyor yani. Şanga. Aha 15 bin buradan çıkıyor. Aa, helal lan size. Yatırımlar bir boka yaradı sonunda demek ya. Güzel abi. Güzel abi, hiç sıkıntı yok. Ya korkmuyorum da, hani bu savaş zaten hani şu an dıştan bakıldığında Kore'nin kaybetme gibi bir ihtimali yok da. Mevzu bu işte, saçma salak oyun olan Age of Story 2 olunca insan bir tedirgin olmuyor da bir... Şuraya 10 bin bırakıp şuraya geçelim. Tamamdır. Tamamdır. 52 binlik ordu gerçekten oraya mı gidiyor ya? Kafayı yemelik ya. Tamam, buraya. Oraya 24 binlik bir ordu gidiyor. Okey, eyvallah, tamam, sıkıntı yok. Şu ordu şuraya gitsin. Bunların denizde bir tek Tokyo'dan mı çıkartma atıyor bunlar? Keşke direkt Tokyo'ya bir çıkartma atsaymışım. Oradaki orduyu ölüme terk ettik de diyebiliriz ya. Evet, evet. Bu ordu şuraya gelsin. Bu arada artık şuraya bir gitsin. Deniz çıkarmaları için artık şuradaki orduları da konumlandırabiliriz. Anne satayım, onun oraya geçişi mi varmış? Nasıl geçiş olabiliyor onun ya? Şuraya 75 bin bir ordu yollayacağım. Japonya'nın iç işgal etmediğim için tabi bilmiyorum doğal olarak. Evet abicim. Çok komik bir şekilde ilerliyoruz bakalım. Beklediğimden daha kolay, bak açıkçası beklediğimden daha zor oldu bu. Ben bu kadar sıkıntı çıkacağını zannetmiyordum. Ama maalesef çıktı. Peki hiç ekonomilerine zarar verebildik mi abi Japonya'nın mesela şu ana kadar? Yok, ona da verememişiz. Ulan bari ekonomiye zarar verseydik, yazıklar olsun bana ya. O kadar bir oyun oynadık, o kadar şey yaptık ya. Yazıklar olsun gerçekten bana ya. Tüh, üzüldüm bak şu an, gerçekten üzüldüm. Yazıklar olsun abi, bir ekonomiye bile zarar verememişiz ya. Tamamdır. Buradaki çıkartma dedik, başkentine gidecek. Atma kodumu çocuğu, çıkartma, atma, atma şu çıkartmayı, atma. 10 bin yolladı değil mi? Tamam. Bu buraya, bu buraya, bu buraya. Şunlar artık, şu
şuraya gitsin. 76 binlik bu ordu da şu başkenti Tokyo'ya bir gitsin abi. Adamlar anasını satayım sadece Tokyo'dan şey yönetiyorlar ya. Bütün deniz çıkartmalarını yönetiyorlar. Hop. Şu şuraya. Japonya'nın işgali bizim için açıkçası çok güzel olacak. Çünkü bölgede sadece tek büyük güç Rusya kalacak o zaman böyle olduğu zaman. Rusya'nın işgali açıkçası tamam çok zor olacak belki. Hatta Japonya'dan çok 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 daha zor olacak. Çünkü bu adamlar Avrupa'dan da toprak aldılar değil mi? Almışlar abi. Uf, Ukrayna'nın topraklarını da aldılar doğru. Bizim için zor sadece vakit alır. Bizim için zor yoktur. Yeah, biz her zaman zorluklar içinde büyüdük zaten. şöyle söyleyeyim. Rusya'yı açıkçası ilk kez bu seviyede bu kadar güçlü gördüm. Ama hep Rusya ile bir savaştığım için açıkçası Rusya'yı işgal etme gibi bir düşüncem yok. Sen şaka mısın ya? Sen şaka mısın ya? Gerçekten şaka olabilir misin sen mesela ya? Hani bu bir şaka mı? Rica ederim şaka olsun. Yani lütfen ya şaka olsun ya. Adam Citybook'tan yerlere çıkartma atıp duruyor ya. Aha başkentini düşürdü çok iyi. Başka bunun limanları da yok. Aha. Liman inşa edene kadar bu liman bizim abi. Ancak aradan saldıracağım bu. Başka hiçbir yerden saldıramazsın. Sen oraya gitmezsen şuraya gitsen oluyor mu mesela? Ha oluyormuş çok iyi. Şu oldu şuraya, şu oldu şuraya, şu oldu şuraya, şu oldu şuraya. Sanırım ekonomilerinde artık bir hasar vermişizdir diye tahmin ediyorum. Ama ben gene de bir teyit etmek amaçlı bakacağım. Çünkü korkmuyorlar yani korkmaktan ziyade tedirginim. İyi, 200 binlik ekonomilerini düşürmüş şu anda zeyflerim var ya. 200 bin. 200 bin. Hatırlayan var mı? Bu arada buraya. Güzel abi, güzel abi. Çok güzel. Bu çok güzel oldu işte. Niye başlayalım? Tüm ordularımızı şurada bekletebiliriz. Yavaş yavaş. Bütün hepsi bir gitsin. İleri doğru. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Rusya'nın açıkçası, pardon Rusya dedim ya, Japonya'nın bana bu kadar işkence çektirdikten sonra benden bu kadar kolay kurtulmasını bekleyemeyiz değil mi? O yüzden bunları biraz bekleteceğiz. Biraz bir zaman alsın şöyle bir. Hatta o sırada biz de hem ordularımızı dizayn edelim hem de güzel bir saldırı alanı oluşturalım. Şuradaki ordu şuraya gitsin. Nereye gidiyor biliyor musun sadece? Tamam şu önüne gitsin direkt ya. Uğraşamayacağım şimdi bununla. Buraya gelsin. Sonra Japonya'cım. Sen şöyle bir ikiye bölün şurada bir. Aynen. Japonların toprakları çok küçük olduğu için ve devamlı olarak birbirleriyle de birleştikleri için küçük ama birleşik topraklara sahip oldukları için nerede ne var tam olarak rahatlıkla göremiyorum. Bu yüzden bir tık sıkıntı çıkartmıyor değil benim açımdan. Şöyle artık yavaştan çok fazla canımızı sıkmadan bekletmeden ilerlemeye başlayalım. Hatta şu an şurada yapmış olduğumuz tüm savaşlar neticesinde bayağı bir topraklarını işgal edeceğiz zaten. Baksana. Adamlara toprak bırakmadık. Tek turda Japonya'yı bitirdik resmen. Bir de ne kadar ordumuz kaldı bundan sonra çok merak ediyorum. Bir 75 binlik bir ordu bastık. Onun dışında hiç ordu basmadım diye hatırlıyorum. Japonya'nın %100'ünü bitirmedik. Niye bitirmedik? Ha, bu da varmış. Başkentte ordu var mı? Yok. Şuraya ters edebileceğim kadar ordu bırakıyorum. Ha okey sadece oraya da gidebiliyor mu? Tamam gitsin. Biz o süre zarfı içerisinde boş durmayalım. Bunları halledelim. Aynen öyle. Şu ordu şuraya gelsin. Şu ordu şurada bir toplansın. Burada boş boşuna beklemeyelim. Yüzde hala 96 mı ya? Nerede durmuş Japonya'nın toprakları o zaman? Yani 14 daha toprağı varmış. Burada. Bulgaristan'da. Bulgaristan'daki toprakları beni hiç mi hiç alakadar etmez. İstedikleri toprakları alabilirler Bulgaristan'daki.
Hepsini al diyelim. Tamam, bana bu toprakları versen yeter ki. Yani 700 küsür bin ordumuz varken geriye dönen 500 bin. Bence çok iyi bir sayıyla geri dönüyoruz diyebilirim. Şöyle hocam, şu asimilasyon işlemlerini yapalım. Bayağı da videoda asimilasyon işlemleri yapmıyordum zaten. İyi oldu benim için. Şunların hepsini tık 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 yapalım. Ondan sonra da ülkelerimizi kurmaya başlayacağız. Bir adanın ismine Bodrum verebilirim. Bodrum adı değil ama olsun. Şunu şöyle bir duş verim. Şimdi gelelim. Asimilasyon işlemleri için orada durmamıza gerek yok. Şunları bir halledelim. Zaten oraya biz kendi zorla çekiyoruz değil mi? Doğru, unuttum ben onu. Evet, gel. Vasalı şimdi bir vasalı serbest bırak. Fırça. Hemen şunları seçelim. Medeniyet oluştur. Bayrağı özelleştir. Türk bayrağına benzer bir bayrak var mı? Var, çok güzel. Şunu şöyle yapalım. Aynen öyle. İsim. İstanbul'da yazıyordum. Dur, Türkiye yazıyordum. İstanbul. Ekleyelim. Geri diyelim. Kaydet diyelim. Aynen öyle. Kaydet diyelim. Başkent ayarla, şurası olsun. Bir vasat serbest bırakalım. İstanbul diye bir ülke kurmuş olduk. Bunlardan da haraç almayacağız. Sonra gelelim şuraya bir vasal oluşturmaya. Bir vasal serbest bırak. Fırça. Bunları yavaş yavaş serbest bırakalım. Son başka bir dağınık toprağımız var mesela. Şu alt kesim bırakabilirim mesela. Bir medeniyet oluştur. Bayrağı özelleştir. Yine Türk bayrağına yakın bir bayrak yapalım ama bu sefer Türk bayrağı yerine Türk bayrağının rengini değiştirerek yapalım. Mesela bizim renklerimize benzeyen bir bayrak yapalım diyorum, bence daha iyi olur. Bayrağı mı kaldırdınız, ne yaptınız? Bayrak mı yok? Hakikaten bayrak yok. Ha, evet. Ha bak, bu olabilir mesela. Ya bunun arkasını siyah yapalım. Bunu da mavi yapalım. Bunun ismi ne olsun? Edirne olsun. Ha, Edirne olsun. Geri diyelim. Kaydet diyelim. Bunun da alma rengi şu renkte olsun. Kaydet diyelim. Başkent ayarlayalım. Şurada diyelim. Başkent ayarla. Bir vasalı serbest bırak. Bu da 2108 yılında kurulmuş bir vasalımız olmuş oldu böylelikle. Sonra gelelim, şurada bir iki tane toprağımız vardı, ada toprağımız vardı. Onları bir halledelim. Bir medeniyet oluştur. Bayrağı özelleştir. Bunu açıkçası gene bir Bodrum vereceğim, gene bir Türk şeyi vereceğim ama bu sefer Türk olmasını istemiyorum. Türk bayrağı şeklinde olmasını istemiyorum. Yeni kaplama ekle desek mesela. Rengini şunu bir farklı bir şey yapsak. Yani siyahlık da bu sefer ne kadar hoş durabilecek. Yani bunu ekleriz. Geri deriz. Yeni kaplama ekleriz. Bir de Sovyetlerin şeyini ekleyelim bakalım. Şunu ekleyelim. Rengi de şu turuncu nerede? Şunu yapalım. Geri diyelim. Bayrak rengi. Siyah olsa. Arkadaki şey de gitti, anasını satayım. Şimdi ne oldu? Bu da ne olsun? Bodrum olsun bunun içine. Bodrum. Kaydet. Geri. Kaydet. Bunun rengi de yeşil olsun. Aynen. Kaydet. Başkent ayarla. Lan iki tane toprağın neyin başkentini ayarlayacağım zaten. Savaş ilan etme. Anasını satayım. Ben korktum. Bodrum'a savaş ilan ediyorsun. Bodrum beni alır bu arada. Hocam. Yani daha düz topraklara sahip olarak mükemmel bir toprak bütünlüğüne sahip olmuş olduk. Öte yandan
Da burada bir işim yok açıkçası. Avrupa'ya bir geri gelelim. Avrupa'da bir tane ülke kuracağım. Ama onu bir küçük bir yere kurmam lazım. Hırvatistan'a bir çıkartma atalım. Hani Avrupa'da da bir toprağımız olsun ama yine bizim olmayacak. Yine kurulmuş bir ülke olacak. Avrupa'da sadece o ülke adına çalışacağız. Hemen şuraya 100 binlik bir ordu yollayalım. Şöyle otomatik alalım. Direkt o kendi kendine yüklensin. Çünkü Avrupa'da şu an görmüş olduğunuz gibi kartlar bayağı bildiğiniz yeniden dağıtılmış. İtalya kaldırılmış, Almanya yok edilmiş desek farksız olmaz herhalde. Rusya Avrupa'nın içinden geçmiş. Çek Cumhuriyeti İtalyalıları işgal etmiş. İtalya'sını olsun, Rus'unu, şusunu her yeri işgal etmiş. Hal böyle olunca Güney Kore'nin de bence bir girmesi gerekiyordu bu piyasaya. Ordumuz da geldi zaten. Tertemiz. Hırvatistan'a savaş ilan edelim. Şuradan gireceğim Hırvatistan'a. Aynen öyle abi. En küçük, en beklenmedik topraktan. Harika. Bu ordu burada yok olana kadar işgal edeceğimiz tüm ülkeleri işgal edecek. Çünkü zaten biz bayağı bu ülkelere uzak yerlerde yaşıyoruz. Hırvatistan'ın da %100'ünü bitirdik. Buraya da Güney Kore Türkiye ülkesi yapacağım. Yani Türkiye'yi tekrardan Rusya işgal etmişken yapmak istedim. Bir tık benim ağrıma gitti ya. Benden habersiz işgal edilmesi. Bir de sanki hani böyle nispet yapar gibi son anda söyledi. Yani son anda çağırdı bana. Beni işgal ettikten sonra. Hop, bu buraya gitsin şimdi. Çok fazla şey olmasın. Hadi be oğlum, ha git artık. Ha, o oraya gidemiyor, doğru, unuttum. Oha. Dünyanın en saçma savaşını yaşadı galiba az önce. Tamamdır. Benim biraz daha ordu getirmem lazım buraya. Bir 100 binlik daha getirsem yeterli olacaktır. Zaten yine başımızdaki Japonya belasından kurtulduk. Hemen şuraya bir 100 bin daha getireyim. Aynen. Bu 100 bini buraya getirdikten sonra buradaki ülkeyi serbest bırakacağız. Bir vasal yapacağız. Güney Kore, Türkiye. Yapacağız. Hatta gelin onu da yapalım. Nasıl olsa vasalımız yerine biz savaşabiliriz. Pakistan nereye ya? Pakistan da güçlü bir devlet bu arada. Benle barışmayabilir. O yüzden bir tık tırsmadım değil. Pakistan'da güçlü bir devlet. Benle barışmayabilir. Madagaskar falan filan boş ver. Barışlar çok güzel. Artık demek ki sözümüzün geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Barış müzakereleri. Sri Lanka barış müzakereleri. Sri Lanka neredeydi? Hindistan'ın altında bir yerdeydi o. Bu kimdi lan? Porto Rico. Ya kardeşim bir git. Akşam akşam benim asabımı bozma. Şimdi bir vasalı serbest biraz. Serbest biraz. Hemen bunların hepsini seçelim. Başkenti ayarlayalım. Ha dur, medeniyet oluşturmak doğru. Bir medeniyet oluştur. Bay bay özelleştir. Hemen şöyle. Bu sefer gerçekten Türk bayrağını kurmam lazım ama. Arkayı... Şöyle yapsak yok. Bunun arkasını mavi yapsak şöyle. Bunu beyaz yapsak. Daha iyi olur. Hem bizim rengimiz de olmuş olur. Güney Kore Türkiye olsun. Geri kaydet. İşgal ederse rengi bu şekilde gözüksün. Başkentini ayarlayalım. Tuz olsun başkenti. Bir vasalı serbest bırakalım. Ve hemen bundan da hiçbir şekilde bir şey almayalım. Bununla ilişkilerimizi geliştirelim. Küçük küçük ülkeler yarata yarata ilerliyoruz. Şimdi ben hemen şöyle Macaristan'a savaş ilan edeceğim. Şuradan 129 binlik ordumuzla hemen girelim. Macaristan'ı da buraya vereceğim. Türkiye benden bağımsız bir ülke olacak. Biraz onu geliştirdikten sonra Avrupa'nın yeni düzeninde de bırakacağız onları. Çünkü Avrupa'yla pek bizim bir işimiz yok bildiğiniz gibi. Yani bizim olayımız burada. Sadece olabildiğince doğru bir şekilde savaşıp. Kim ya bu? Polonya mı?
Bunlar Polonya ittifakmış. Hadi canım. Ne diyorsun ya? Siz Polonya ile ittifaksınız ha? Oğlum ben bilseydim daha fazla ordu getirdim. Polonya bayağı güçlendi çünkü. Polonya bayağı bayağı güçlü hatta. Yo değilmiş lan, 61 bin şeyi varmış, ekonomisi varmış. O kadar da güçlü değilmiş, demek ki bunlar işgal edilmiş. Bunlar bir tokat yemiş birbirlerinden. Kimlerden yendiniz acaba? Çok merak ediyorum. Kim işgal etti lan sizi? Sizin Birleşik Krallık'ta toprağınız yok mu? Var. Mal evvelde bunlar o zaman gelişmeyi bilmiyor. Hemen şu şuraları da işgal edelim. Tık 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 tık. Aa, 20, oha 20 dakika olmuş lan. 20 dakika ne abi oğlum? Yemin ediyorum var ya, nasıl geçtiğini hiç anlamadım ya. 1000 askeri 500'e böldüm az önce ya. Şu ordu şuraya bir gitsin abi. 6000 şuraya gitsin. 6000 buraya gitsin. Yani gerçekten bu seride Avrupa'ya hem şeye girmiş olduk. Ne onun adı siz söyleyin. Hemen şu şuraya, hemen bu buraya. Bu buraya. Hem Asya'da, hem ABD'de, Batı'da, hem Avrupa'da bir üstünlük kurdurmuş ve kurmuş veya kurdurmuş olmuş olduk. Moldova ne alaka amına koyayım? Ben kimlerle savaşıyorum ya? Moldova bana savaşmayın hadi. Rusya. Siz ittifak mısıydınız abicim, yoksa ben size mi denk geldim? Yok, ittifak da değilsiniz. Ya Rusya bir siktir alıp kardeşim ya. Moldova. Siktir git. Valla bak bir siktir git. Seni Avrupa'da... Seni Avrupa'dayken ben... Güzel kardeşim, sen Avrupa'dayken bana... ülkeyi teslim edip gidiyordun ya. Ne abi büyüdün oğlum sen ya. Moldova bana savaş ilan ediyor ya. Şu oyuna biraz gerçekçilik katılsaydı abi çok güzel olabilirdi. Yani yapay zekası biraz gelişmiş bir oyun olsaydı. Gerçekten hani... Çok güzel bir oyun aslında. Da şu an hani parasını hak ediyor mu diye soracak olursanız, eğer kütüphanenizde yoksa almaya değer bir oyun değil. Öyle söyleyeyim. Hani oyun almak isteyen varsa, bu oyunu ben işte benden görüp almak isteyen varsa, yanlış hatırlamıyorsam 40 lira gibi bir ücreti vardı. Ben 10 liraya aldım. Hani bunun 10 liralık bir oyun olduğunu da unutmayın. Bilginiz olsun. Yani onu size bir söyleyeyim. 10 liralık bir oyun bu çünkü. Hani öyle düşündüğünüz gibi 40 liralık bir oyun ya da 40 liralık bir yapay zekaya sahip bir oyun değil. Bayağı bildiğiniz 10 liralık, hatta 8 liralık bir oyun bile olabilir. 8 liralık bir oyunun yapay zekası ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Dönemine göre 8 lira değil. Bu döneme göre 8 lira. Bu dönemin 8 lirası. Hop şunları şöyle yapalım. Burada bir ordu kaybı yaşadık. Hemen bu ordumuz oraya gitsin. Polonya'yı da işgal ettikten sonra, oğlum kaç dakika oldu bu arada? 23 dakika olmuş. 23 dakika olmuş. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum gereksiz yere, biliyorsunuz zaten. Olabildiğince yavaş bir şekilde, pardon, olabildiğince kısa tutup fazla iş başarmaya çalışıyorum. Biz Rusya'yla barıştık değil mi? Evet barıştık, biz şu an sadece şeyle savaşıyoruz. Yalnız ben Avrupa'ya girince Rusya nasıl direkt savaş ilan etti? İşte Rusları bu yüzden sevmiyorum. Ulan bizim hedefimiz Macaristan'dı. Bir anda gittik Polonya'yı işgal ettik ya. Görüyor musun? Hemen şurada da işgal edelim. Nerede? Bana bu kadar toprak yeter abi. Ben senden işgal ettiğim şu toprakları alayım. Tamam, bana bu kadar toprak yeter. Ben bunları zaten kendim kullanmayacağım. Vereceğim. Şu orada bir şurada toplayacağım. Maşallah ne hızlı gelişti yalnız ha. Ben bir de burada hiç ekonomik yardım da yapmadım ha. Bunlar direkt kendi kendine geliştiler ya. Yani. Demek ki abi bir ismi Türkiye yazınca gelişiyormuş. Hemen ticaretleri bekleyeceğiz. Ne aletler? Şöyle. Tık 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 tık. Tık tık tık. Bunları verelim. Ne ara sen yap toprakları şimdi. Tek tut gönder. Kabul edeceksin. Evet. Güney Kore, Türkiye. Ülkemizi de kurmuş olduk. Artık sen istediğini yapabilirsin. Bu ülkeyi de bizden bağımsız bir ülke yapacağız. Sadece ve sadece
Ya basılımız olarak kalsın istiyorum ama açıkçası benim Avrupa'da pek bir işim yok. Şimdi bu ülke bir savaşa girdiği zaman beni de yanında görmek isteyecek doğal olarak. Şimdi ben bu ülkeye destek vermezsem ayıp olmaz mı? Ayıp olur. Yani neticede bir güven söz konusu var burada. Boş boşuna ülkenin güvenliğine bir güveniyle oynamayalım. Hemen şurayı başkentimizi geri getirelim. 25 dakikamız olmuş. Pakistan mafya işgal etmiş lan, ne alaka? Daha fazla açıkçası şuraya doğru genişlemeyi düşünmüyorum. Şuradaki ülkeleri alıp seriyi bitirmeyi düşünüyorum. Vietnam'ı belki işgal edebiliriz. Dur, hatta size bir şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki bölüm şu savaşın bir bitmesini bekleyeceğim. Gerekirse cezayir mezayir de şey edeceğiz. Cezayir. Burada toprağın var. Bir de mı toprağın var? Bak sen oraya gelirim. Orada seni bir işgal ederim. Senin yerine bir iş, ülke kurarım. Bak şimdi ciddi söylüyorum. Bir kenar bir gazete. Şu kadar para da verelim. Şu ülkeyi de. Ne yapalım seyahat sonra. Verdik. İlişkilerimizle gelişelim. Bayağı gelişti bu. Ben zaten burada da toprak verdiğim de gelişmiştir bu ülke. İyi, bizim yerimiz Avrupa'da bir ülke oldu en çoktan seyredim ben. Buna sevindim abi. Belarus falan da işgal eder bu. Belarus'un ekonomisi ne alemde? Belarus kimin? Lan yeni. Avrupa çok karışmış abi. Avrupa'ya ben girmek istemezdim ya. Gerçekten bu seviyede Avrupa'ya iki girmemişiz. Bu savaşın bitmesini bekliyorum. Bu savaş bittiğinde ben buraya gireceğim. Buradaki toprakları işgal edeceğiz. Muhtemelen buradaki topraklardan sonra serinin sonuna doğru gelmiş oluruz diğer bölümde. Evet, iyi günler oyunlar. Abone olmayı, like'la like yapmayı, daha çok Age of Strix serilerinin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.